Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün Tevbe Suresi'nin 32. ayeti üzerinde duracağız. Bu ayet inkarcıların İslam'ı yok etme çabalarını ve Allah'ın nurunu tamamlayacağını açıkça bildiriyor. Tarih boyunca inkarcılar İslam'a zarar vermek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak bu ayette belirtildiği gibi Allah'ın nurunu söndürmek imkansızdır. İslam her zaman parlamaya devam edecektir. Gelin bu ayetin detaylarını birlikte inceleyelim. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Bu ayet İnkarcıların İslam'ı ve Allah'ın nuru yok etme çabalarının ne kadar boş ve anlamsız olduğunu ortaya koyuyor. Allah'ın nuru, yani İslam'ın aydınlatıcı ışığı ne kadar engellenmeye çalışılsa da parlamaya devam edecektir. Burada inkarcıların üfleme benzetmesi onların çabalarının ciddiyetsizliğini ve sonuçsuz kalacağını simgeliyor. Bir ateşi üfleyerek söndürmek ne kadar anlamsızsa Allah'ın nurunu söndürmeye çalışmak da o kadar beyhude bir çabadır. Allah nurunu her daim tamamlayacaktır. Bu ayette geçen Allah'ın nuru İslam'ın aydınlatıcı, yol gösterici ışığını simgeler. İslam bir nur gibidir. Tıpkı güneşin dünyayı aydınlatması gibi İslam da kalpleri ve zihinleri aydınlatır. Allah Teala İslam'ın tüm dinlere üstün gelmesini murat etmiştir ve bu muradı engelleyecek hiçbir güç yoktur. İslam, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla insanlığa indirilen bir hidayet rehberidir ve bu rehber ne kadar engellenmeye çalışılsa da yolundan sapmaz. İslam hakikatin, adaletin ve barışın dinidir. Kafirler bu nurun insanları aydınlatmasını istemese de Allah nurunu tamamlayacak ve İslam'ı yeryüzünde galip kılacaktır. Bu ayet, Allah'ın bu vaadinin kesin olduğunu ve hiçbir inkarcı girişimin bu nuru söndüremeyeceğini bizlere hatırlatıyor. Tefsir kaynaklarında anlatıldığı üzere, Kureyş müşrikleri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yayma gayretine karşı çaresiz kalmışlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz'e gelip sen bizi ve ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını kendi halinize bırakalım dediler. Bu teklife karşılık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını gökyüzüne kaldırdı ve şöyle dedi. Şu güneşi görüyor musunuz müşrikler? Evet görüyoruz dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Peki, ben sizin bu güneşin ışığından faydalanmanızı engelleyebilir miyim? Bu söz İslam'ın da tıpkı güneş gibi durdurulamaz bir nur olduğunu ifade eder. Nasıl ki güneşi üfleyerek söndürmek imkansızsa, İslam'ın nurunu da söndürmek aynı derecede imkansızdır. Allah'ın nurunu tamamlamasına hiçbir güç engel olamaz. İslam'ın evrensel zaferi, İslam, insanlığa kurtuluşun ve hakikatin yolunu gösteren bir nurdur. Ne kadar saldırıya uğrarsa uğrasın bu nur asla söndürülemez. Tarih boyunca İslam'a karşı sayısız girişimde bulunulmuş, Müslümanlar zulme uğramış, baskı altında kalmışlardır. Ancak İslam her zaman ayakta kalmış ve daha da güçlenmiştir bugün bile dünya genelinde İslam en hızlı yayılan din olma özelliğini taşımaktadır. Tüm karalama kampanyalarına rağmen insanlar İslam'ın hakikatine ulaşmaya devam etmektedir. Bu, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanların çabalarının başarısızlığının en açık delilidir. İslam, tüm insanlığa aydınlık bir yol gösteren sönmez bir ışıktır. Sevgili kardeşlerim, Tevbe suresi 32. ayeti bizlere Allah'ın nurunu söndürmenin imkansız olduğunu anlatıyor. İslam her zaman insanlığa rehberlik etmeye devam edecek. Biz Müslümanların görevi ise bu nuru insanlara ulaştırmak ve İslam'ın hakikatini yaymak için çaba sarf etmektir. Gelin sohbetimiz bir dua ile bitirelim. Allah'ım. Yolumuzu İslam'ın sönmeyen nuruyla aydınlat ve yine bizleri ve neslimizi bu nurun tüm insanlığa ulaşmasına vesile kıl. İmanımızı güçlendir ve kalplerimizi hak dinin üzerinde sabit kıl. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.